Üsküdar'da giriş katı, iki oda bir salon 800 yeteli. Giriş katı falan istemem. Zaten öyle bir bodrumdan çıktım. Çengelköy'de sahibinden 500 zannettim ama 5000'miş. Boşuna bakıyorsun bence. Öyle tabii. Nasıl kiraya çıkacağız? Bir mantıklı düşün önce. Çıkmamız lazım. En mantıklısı bu. Canım, ev kiralarını gördüm. Doğru dürüst bir evde oturmak hayal. Bu evde olmaktan en çok ben rahatsızım biliyorsun. Kendi evime çıkmayı en çok ben istiyorum. Ama niye kira evlerinde sürünelim? Bak ne diyorum. Öyle veya böyle babanı şu evi müteahhite vermeye ikna ederim. Sen ne diyorsun? Ya babanın bu işe itiraz edeceğini biliyorum ama evi veririz. En az 3 daire alırız karşılığında. Birinde biz otururuz. Birini annelere veririz. Birini de kiraya verir gelirini paylaşırız. En güzeli. En üst katta biz oturacağız ama. Boğaz ayağımızın altında. Manzara süper. E kızlar yarın bir gün evlenir gider. Fikret annelere bakar. Onun bu aksilikle birini bulacağını tahmin etmiyorum. Neyse. Ayşe nasılsa daha küçük. Ona daha çok var. Herkesin kapısı ayrı. Şahane olur vallahi. Bizim babanı buna ikna etmemiz lazım. Olmayacak şeylerden bahsediyorsun. Neden olmayacakmış? Ev bizim değil mi? Bütün masrafı sen yapıyorsun. Aslında o ev tamamen senin hakkın. Öyle ama. Yaman Beyleri bir arayayım. Dün gece apar topar gitmek zorunda kaldılar. Bir özür dileyeyim, ayıp oldu insanlara. Arama şimdi, belki uyuyorlardır. Merhaba, ben Ferhunde. Ne haber? Ferhunde. Ya dün gece çok ayıp oldu size. Bizimkiler yüzünden. Vallahi biz çok huzursuz olduk. Yok canım, çok iyi vakit geçirdik. Sahi mi? Sizi daha iyi ağırlamak isterdik ama aksilik oldu. Sağ olun. Ne yapalım, biz de şirkette dışarı çık. Öyle dolanıyoruz. Bize gelin, keyif yaparız. Olur. Yaman Bey bizi evlerine çağırıyor. Rahatsız etmeyelim şimdi pazar pazar. Ne olur. Olur, tamam. Ha, biliyorum orayı. Bir şey lazım mı? Çok iyi olur vallahi. Bize de bir değişiklik olur. Tamam. Görüşmek üzere. Hadi kalk. Ne gerek vardı şimdi? Niye çağırdın? Ya her gün görüşmek zorunda mıyız bu insanlarla? Ya sesini çıkarma. Şevket benim kredi konusunda çok işime yarayacak. Bankada geleceği parlak o çocuk. Aman bırak Allah aşkına. Asma suratını. Biraz iyi davran yeter lütfen. Ferun de hoşlanmıyorum böyle emrivakilerden. Dün görüştük yeter. Ne gerek var şimdi evlerine gitmeye? O küf kokulu eve dönüp de ne yapacağız? Babam 5 karış suratla gerginlik yapacak. Annem başka türlü. Fikret aşağıdan bakacak. Tamam yeter. Hesabı rica edebilir miyiz? Hem evlerini de görmüş oluruz. Böyle insanların arkadaşımız olması senin işin için de çok önemli Şevket. Yarın öbür gün bizim müdürün gözünde de değerini artar. Baban gibi. Memur gibi düşünmekten vazgeç artık. Ve vizyonunu genişlet. Şimdi şurasını yazıyoruz. Kudret iktidar. Kaç harf? 3. Erk. Aa, evet oldu. İtalya'da bir ırmak. 2 harf. Po. Ayol Po diye ırmak mı olurmuş? Çocuklar geldi. Gözünü seveyim uzatma. Bak ne diyor ya. Aksi huysuz adam oldum çıktım. Ben haksız mıyım Fikret? Sen söyle. Haklısın babacığım. Senin ne işin var evde kardeşim? Gidemedik. Ne oldu?
Geçin içeri anlatırım. Hadi buyurun. Sen dün gece hiçbir şey söylemedin. Evdeymiş bak Hayriye teyzen. İçeri girmedim ki, kapıda Şevket'e verdim cüzdanı. Ne cüzdanı? Fikret cüzdanını unutmuştu dün gece. Sedef'le arkasından yolladım. Hadi içeri geçelim buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Oturun şöyle canım buyurun. Hay Allah, gidemediniz ha. Ben de Şevket'le Ferhunde'yi sabah çıkarken görünce çocuklara bir bakayım dedim. Ne oldu? Ah sorma. Kapkaççılar çantamı çaldı. Aa, gözü kör olmaya sıcalar. Ya. Geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. Hay Allah, nerede oldu? Vapur saatini bekliyorduk. Bir yerde oturup çay içelim dedik. Çantamı da şöyle asmıştım. Asılır mı? Aşk olsun. Ya ne bileyim anacığım. Kızlar yukarıda mı? Evet. Ders çalışıyorlar. Güya. Tamam o zaman. Aman git Allah aşkına. Kendilerini kandırıyorlar. Çık yanlarına yavrum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler olmuş öyle? Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ ol. Oğuz dün gece bozuldu mu acaba? Babam mı bozulacak? O önce kendine baksın. Sen de hemen sattın çocuğu. Selam. Oh, sen miydin? Hayrola? Korkuttun mu? Babam zannettik. Hoş geldin. Hoş geldin. Nehir teyze de geldi mi? Hayriye teyzeyle konuşuyor. Neler olmuş ya? Oh. Hemen anlattılar mı? Çanta gitmiş. Ha, o mu? Başka ne oldu ki? Ha, dün sizin misafiriniz vardı tabii. Babanlar geldiğinde buradalar mıydı? Maalesef. Tam ellerimizde içkiler, böyle bir sağa bir sola sallanırken pat diye içeri girdiler. İnanmıyorum. Ya, ben de hayal meyal hatırlıyorum. Hatta bir ara babamdan iki tane görmüşüm. Şşt! Yavaş! Kıyamet koptu tabii. Biz anında olay yerini terk ettik. Aşağıda neler oldu bilmiyoruz. Ama yukarı çıkıp canımızı okudu tabii. Hay Allah. Size de geçmiş olsun. Sağ ol. Abinler ne yaptı? Onların işi daha zor. Babam olay çıkarınca abim de gurur yaptı herhalde. Bu sabahtan itibaren ev aramaya başladılar. Taşınacak mı yani Şevketler? Öyle görünüyor. Ya. Ya.